Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınar Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısında konuştu. Barış Pınar Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı. 30-35 kilometre derinliğe kadar inileceğini belirtti. Şu ana kadar 490 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Erdoğan Trump'ın yaptırım açıklamalarına bakın nasıl cevap verdi. Kontrol altına alınan alan büyüklüğü 109 kilometre karedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Barış Pınar Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısında konuştu. Harekata ilişkin son bilgileri paylaştı. 30-35 kilometrelik derinliğe kadar inilecek dedi. 480 kilometrelik terör koridorunu tam ortadan bölmüş olacağız. Ardından bir yandan Haseke, diğer taraftan Ayn el-Arab tarafını kontrol altına alarak operasyonu tamamlamış olacağız. Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun şekilde yaklaşık 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 490 olduğunu belirtti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bu 490'ın 440'ı öldürülmüş olanlar. Bunların içinde 26 yaralı var ve 24 tane teslim alınan var. Harekatla birlikte köşeye sıkışan teröristler sivilleri hedef alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır şehirlerimize atılan havan ve roket sayısını paylaştı. Sahada askerlerimizin ve Suriye Milli Ordusu'nun karşısında duramayan hainler sınırlarımıza yakın yerlerden attıkları havan topları ve roketlerle sivil vatandaşlarımızı hedef alıyorlar. Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Erdoğan harekatla terör örgütü PKK'nın hedef alındığını söyledi. Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade edilmeyeceğini yineledi. Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Tam tersine bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz. Biz Kürtlere değil, PKK onun yan kuruluşları durumunda olan PYD, YPG bunlara karşı operasyon yapıyoruz. Kısacası biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz.